Tarih okumaları yaparken e, dikkat etmemiz gereken bazı şeylere e, değinmek istiyorum. Ya tarih nasıl okunmalı, niçin okunmalı, kimden okunmalı, hangi amaçla okunmalı? Tarih okumalarında ilk karşımıza çıkan problem tarihin niçin okunması gerektiği problemidir. Şu cevaplar verilebilir. 1- Dindarlık düzeyini artırmak için. 2- İdeolojik argümanlar geliştirmek için. Evet iki ana madde tespit edebildim ben. Bir insanın özellikle siyerle, İslam tarihiyle alakalı okumalarında kendi dindarlık düzeyini, Efendimiz'e, sahabelerine, tabiine bağlılığını güçlendirmek için bir de ideolojik argümanlar geliştirmek için Şii'nin yaptığı, Şia'nın yaptığı olay kendine taraftar bulmayla alakalı. Bu konuda bir sınırlama koyulamaz. Fakat şu konuda dikkat edilmelidir. Bir, tarihi amaçlara feda etmemek. Ya tarihi bir gerçek var. Fakat senin kafanda bir amaç var amaç doğrultusunda tarihi tarif etmek. İki, amaçlar uğruna tarihi sonuçlar üzerinden üzerinde oynamaya kalkışmak. İşte bunları yaparsa bir tarihçi orijinalliğini kaybetmiş olur. Ülkemizde üç farklı tarih okuyucu grubu vardır. Bir, amatör tarihçilik. Tarihi sevmekte, tarihi anlamaya çalışmaktadırlar. Bilimsellikten ziyade popüler tarihe yönelmişlerdir. Evet, insanlarımızın bir kısmını biz bu kategoriye koyabiliyoruz. İkincisi akademik tarihçilik. Daha çok üniversite kampüslerine ve tarih bölümlerine hapsedilmiş bir tarihçilik anlayışıdır. Üçüncüsü cemaat tarihçiliği. İbret almak, inancını temellendirmek, kendisine yaşama modeli aramak için okuyanlar. İşte bizim esas konumuz belki de bu olacak. Bunun üzerinde duruyoruz. Çünkü ana eksenimiz neydi? Şiilerin tarihi okumacılığı ve insanlara bu usta yön vermesiydi. <laughs> Tarih bilgisi, tarihe ait olanı bilmek şeklinde ifade edilebilir. Bu sebeple tarihçilik, tarihe ait olanı tespit edebilmektir. Ve tarihçilik, tarihe ait olanı tespit edebilmektir. Uydurma haberler üzerine e, konuşalım biraz da. Bunun nedenleri nelerdir? İşte e, mesela bizim iki ana kaynağımız vardı. Allah'ın kitabı Kur'an, bir de Efendimiz'in hadisleri. Tabii e, Allah'ın koruması altında olduğu için Kur'an'a pek müdahale edilemiyor yapanlar kısa zamanda ortaya çıkartılıyor. Fakat biz aynı şeyi hadis konusunda söyleyemiyoruz. İnsanların bir kısmı değişik sebeplerle işte Efendimiz şöyle buyurdu, Hz. Muhammed böyle dedi filan şekliyle hadis uyduruyorlar. Bugün sosyal medya üzerinden de takip ediyorsunuz mutlaka. Efendim işte şunu şu kadar defa okudum mu şöyle olur. Efendim şöyle yapan cennete girer. Şöyle yapan bilmem ne olur. Ve işte altına Hz. Muhammed. Efendimizin söylediği bir hadismiş gibi oluyor. Şimdi ne olacak? O insan o işi yapacak fakat belki sonucu ulaşamayacak büyük ihtimalle. E o zaman haşa Efendimiz yalan mı söylemiş oldu? İşte bu ucuz yoldan cenneti kazanmayla alakalı özellikle ee, hadislerin çoğu uydurma hadislerdir. Efendim şunu yüz defa okudun mu böyle olur. Bunu bin defa okudun mu şöyle olur. Ya öyle bir şey olmaz. Eğer öyle bir şey olsaydı Allah'ın kitabında ve gerçekten efendimizin hadislerinde e, sahih hadislerinde bunlar dile getirilmiş olurdu. Din standartları bellidir. Efendim namazdan sonraki 33 defa Subhanallah, Elhamdülillah, Allah Efendimiz Hazreti Fatıma'yı alıyor yanına, oturuyor işte anlatıyor böyle böyle. Hani o e, babasından bir takım maddi destekler beklerken o ona onu tavsiye ediyor. Bakın bu tip şeyler herkesin bildiği ve kabul ettiği şeylerdir. Ama Efendim bazı şarlatanların sitelerinde e, çıkıyor karşınıza. Efendim şunu şöyle yaptığın zaman böyle oluyor. Bunu böyle yaptığın zaman şöyle oluyor. İşte bu hususta insanların biraz bilinçlenmesi gerekiyor. Evet uydurma haber üretmenin nedenleri. İnsanlar neden e, başta hadis olmak üzere tarihle alakalı uydurma haberler üretiyorlar? Efendim e, bunun birkaç alt sebebini e, dile getirelim. Dini hamaset duyguları. Evet dini hamaset duyguları. İslam düşmanlığı, ırk, kabile, mezhep taassupkarlığı ve şahsi çıkarlar. Efendim tersten başlayacak olursak insanlar kendi şahsi çıkarları için hadis uydurabilmişler yani. Efendim mesela bir tane kumaş tüccarının elinde satamadığı bol miktarda siyah kumaş kalmış. Efendim kim siyah kumaş giyerse şöyle olur böyle olur cennete girer gibi hadis uydurmuş. Efendim birinin elinde satamadığı falanca yiyecek malzemesi kalmış. İşte kim şunu yerse şöyle olur böyle olur gibi hadisler uydurmuş. Ve bunlar gerçekten hadis kriterleri alakalı kitaplarda enine boyuna açıklanmış. Merak edenler varsa oradan okuyabilirler. Mesela şahsi çıkarlar. Efendim ırk, kabile, mezhep taassupkarlığı. İnne ekrimakum indallahi etkakum. Sizin en hayırlınız Allah'tan en çok korkanınızdır. Veda hutbesini hatırlayın. Ne Arap'ın Arap olmayanı ne de Arap olmayanın Arap'a bir üstünlüğü vardır. Dolayısıyla Allah katında şu milletten olmak, şu ırktan olmak bir üstünlük değildir yani. Bugün bizim bazı milliyetçi kardeşlerimiz Türkçülüğe öyle bir önem veriyorlar ki Türk ırkını kutsallıyorlar yani. İşte Türk soyundan olmalı ilahi bilmem ne olduğunu söylüyorlar. Bunlar hep uydurma haberler. Bunun aslı faslı yok yani. Irk, kabile, mezhep taassupçarlığı da bu usta. Demek ki Uydurma haber üretmenin bir sebebi İslam düşmanlığı bu daha çok oryantalistlerin yabancı araştırmacıların yaptığı bir şeydir. İslam'ı öğreniyor fakat bunu gidip olduğu gibi aktaracak olsa batı dünyasında İslam'a karşı bir sempati beslenecek. O yüzden onun içini bulandırarak insanların zihin yapılarını bozarak aktarıyor. İslam düşmanlığı da demek ki uydurma haber hususunda bir etkendir. Bir de dini hamaset duyguları, işte kendi Müslümanlığı ile alakalı insanlar Güya Müslümanlığı yukarıya çıkarmak için zannederek işi bulandırıyor farkında değil. Tarihçinin doğru yolu bulabilmesi, doğru verilerden doğru çıkarımlar ulaşabilmesi için tenkitçi bir zihin dünyasına sahip olması da gerekir. Evet tenkitçilik kriterlere tabi tutma. Olduğu gibi kabul etme değil, irdeleme yani. Tenkit ne demek? Bakalım hemen sözlük manasına. Sahte parayı gerçeğinden ayırmak, bir şeyi incelemek, kusurunu ortaya çıkarmak, ayıplamak, göz ucuyla bakmak gibi manalar gelir. Evet, tenkit. İşte bu işin kriteri. Tarih tenkidi haberin sıhhatini belirli kriterler doğrultusunda değerlendirmek demektir. Tarihte esas olan doğru habere doğru yöntemlerle ulaşmaktır. evet, doğru habere doğru yöntemlerle ulaşmak demek ki tarihçiliğin e, esas amacında olması gereken bir şey. Tarih işte bu doğru haberi tespit çalışmasıdır. Evet tarih doğru haberleri tespit çalışması ve bunu yorumlama işi. İslam tarihçileri kendilerine gelen haberleri bir sonraki nesle aktarmayı görev bilmişler. Bu haberlerin değerlendirilmesini ise sonraki kuşaklara bırakmışlardır. Evet İslam tarihçileri kendilerine gelen haberleri bir sonraki nesle aktarmayı görev bilmişler. Bunun değerlendirilmesini, kritiğe tabi tutulmasını, bir takım tenkitlerini de ondan sonraki kişilere bırakmışlar. Mesela şimdi İbni İshak ve İbni Hişam karşımıza çıkacak bu hususta en önemli belki de İslam tarihçiler olarak şimdi buradaki inceleye dikkat edelim. İbn Hişam gibi bazı müellifler ise kendilerine oluşan haberleri dini, siyasi, edebi gerekçelerle sansüre tabi tutarak nakletmekten kaçınmışlardır. Evet demek ki İbn Hişam'ın eline bir takım bilgiler geliyor. Fakat bunu kitabına alsa mı almasa mı acaba nasıl değerlendirilir? Efendim bu olayı insanlar aktarmak, Efendimiz'e sahabeler şuna karşı bir e, olumsuz bir imaj oluşturur mu şekliyle onu sansürlüyor. Bu uygulama belki tarihçilik mesleği açısından olumlu kabul edilebilir. Fakat tarih malzemesi açısından olumsuz bir netice vermiş. Birçok tarih malzemesinin kaybolmasına sebep olmuştur. Şahsi tenkit anlayışından dolayı İbni Hişam, İbni İshak'ın hiç de azımsanamayacak rivayetini nakildir, dışı bırakmıştır. Evet İbni İshak ana ilk tarihçilerden birisi. İbni Hişam demek ki efendim bir takım yanlış anlaşılma sebep olmasın diye e, İbni İshak'tan gelen birçok rivayeti kitabına almıyor. Şimdi, i̇yi mi yapmış kötü mü yapmış? Bu de, tartışılabilir ama tarihçilik mesleği açısından baktığımız zaman bu pek olumlu sonuçlar verecek. Bir olay değildir. Çünkü tarihi malzemeler kayboluyor. Şahsi tenkit anlayışından dolayı İbni Hişam e, İbni Sakın azımsanamayacak e, onu söylemiştik zaten. Bu da e, demek üzerinde vurgu yapılması gereken bir nokta. Bir tarihçinin objektifliğini kabul etme, kaybetmemesi lazım. Yazılmayan bir tarih hiçbir zaman tarih olamaz. Yazılmamış anlatılar için efsane, masal, menkıbe gibi daha farklı isimler kullanılır. Çağdaş İslam tarihi yazımında neden sonuç ilişkisi tek yönden olarak kabul edilmiş gibidir. Evet, neden oldu ve sonuçta ne oldu? E, tarihçi bunu ortaya koyacak ama sen meseleye sadece neden açısından veya sadece sonucu açısından bakarsan sağlam bir malzemeye ulaşamayız. Mutlaka her olayın bir nedeni ve her nedenin bir sonucunun bulunması zorunluluğu hissedilmektedir. Bize göre bazı problemleri ele alırken bu nedenden ötürü şu sonuç ortaya çıktı. Yerine olduğu için olduğu şeklinde bir tarih yazımına geçilmelidir. Mesela başta da söylemiştik bir cemal savaşı neden oldu, nasıl olduğun için oldu, sonuçta ne oldu, hangi taraf haklıydı, hangi taraf haksızdı. Evet, yani belki bunu ilgili insanlar bu işin kriterini yapacak ama tarihçi açısından baktığımız zaman o bizim konumuz değil. E, tarihçi aldığı dokümanları, argümanları ortaya koyacak. Bu işin felsefesini yapan insanlar bu işte konuşacaklar. Buna bir örnek vermek istiyorum. Mesela Abdullah bin Zübeyir'in hilafet iddiasında bulunması için illa da bir neden aramak yerine daha geniş bir perspektiften bir bakışla Abdullah İbni Zübeyir kendisini Ümeyye oğullarından daha layık gördüğü için hilafet iddiasında bulunmuştur şeklinde neden sonuç tarihi yazıcılığından Abdullah İbn Zübeyr halife olmak istemiştir şeklindeki irade sonuç tarih yazıcılığına geçmek insana nedenden daha çok rol vermesi açısından tercih Malum Malumunuz efendimizin vefatından sonra efendim Çehariyar gözün dediğimiz dört halife dönemi bitiyor yaklaşık 30 senelik bir dönem. Ondan sonra efe, siyasi alana geçiliyor. Önce Emeviler, sonra Abbasiler İslam'da taht mücadelesi yapmışlardır. İşte Emeviler şu kadar sene, Abbasiler şu kadar sene saltanat sürmüşler. İşte bu tabi Emevilerin yaptığı hilafet herkesin bildiği bir şekilde ırkçılık üzerine kurulmuştur. Ümeyye oğullarının etkinliği burada ön plandadır. Yani sadece İslami bir hizmet olarak değil de daha çok ümeyyecilik baskın gelmiştir. E tabi Abbasoğulları bu işe seyirci kalacak değiller. Diğer sahabeler bu işe seyirci kalacak değiller. Özellikle bu işten belki de psikolojik olarak en çok rahatsızlık duyanlardan birisi Abdullah bin Zübeyir olmuştur. Bu da harekete geçmiş. Efendim olaylara karışmış. Bir takım savaşlara girmiş açıkçası. Ve daha sonra kendisi de vefat ediyor, ölüyor. Şimdi bu hususta Abdullah İbni Zübeyir bu işi niye yaptı diye sorduğumuz zaman e, biz buna illa işte vaziyeti kurtarmak açısından şöyle için yapmıştır, böyle için yapmıştır demek zorunda değiliz. Evet Ümeyye oğulları, Ümeyye oğulları olmanın geriye olarak iktidarı ele geçirmişlerdi. Efendim Abdullah İbni Zübeyir de e, kendi haşimilere hus bu hususta bir öncelik tanımak için. Belki de harekete geçti demek daha mantıklı, daha insaflı ve daha objektif bir bırakış açısı sunacaktır diyorum.